Herkese merhabalar. Ders çalışma düzeni nasıl kurulur? Bununla alakalı bize onlarca yorum attınız. Biz sizlerin yorumlarına tek tek bakıyoruz ve dedi ki acaba öğrencilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Hazırsan Tonguç başlayalım. Başlayalım hocam. Şimdi nasıl başlarsak öyle gider. Erken kalkan yol alır, geç kalkan yol alamaz. Erkenden kalkıp dokun sınıfta biz çalışmaya karar verdik. Bu pandemi sürecini, bu ders çalışamadığımız süreci uzaktan eğitimden dolayı birazcık kaytarmaya çalıştığımız süreci iyi yönetirsek çok daha başarılı olabiliriz. Sana çok ilginç bir hikaye anlatacağım Tonguç'um. Benim bir arkadaşım vardı. Sınıfımızda başarısız bir öğrenciydi. Böyle biz e, lisede okurken dokun sınıfta, onun sınıfta böyle başarısı hiç böyle takdir, teşekkür alamıyordu. Hep sıkıntı yaşıyordu. Sonradan Allah korusun kimsenin başına vermesin ama 11. sınıfın başında e, maalesef ayağı kırıldı. Hatta iki ayağı birden kırıldı ve uzun süre derslere gelemedi. Uzun süre derslere gelemediği için evde yattı. Neredeyse bir altı ay falan evde dinlenmek zorunda kaldı. Bu evden dinlendiği sürede okuldan uzakta kaldım. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı göremiyorum diye ilk başlarda üzüldü. Ama sonrasında sıkı sıkıya çalışmış bir sonradan öğreneceğiz tabii. Sıkı sıkıya çalışmış okula döndüğünde nasıl biliyor musun Songuç'um? Harikaydı. Yani Oo. takdir aldı ve sonradan da Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı 12. sınıftaki yazılımıyla. Yani bu evde kaldığı süreci çok iyi değerlendirdi. Şimdi biz de çok şükür sağlığımız, saatimiz yerimizde. Bir sıkıntı var mı Tonguç'um? Turp gibiyim hocam. Harikasın. Ya. Harika, harika, harika. Çok şükür diyoruz. Bomba gibi zirveden yolumuza devam ediyoruz. Şimdi birincisi yapılacaklar listemizi belirlememiz lazım. Zaten yıllık bir hedefiniz Aylık bir planınız, günlük de bir programınız olmalı. Çünkü yıllık hedefiniz şu olmalı. Ben bu yıl tüm konuları bitirip aynı zamanda takdir alacağım gibi. Aylık hedefiniz şu olmalı. Şu 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 kitapları bitireceğim, şu şu konuları bitireceğim. Günlük planınız, günlük programınız veya haftalık programınızda da e, eksiklerinizi, yeni dönem derslerinizi, konuş pekiştirmelerinizi, ödevlerinizi ve bizi takip edebilirsiniz. EBA'yı takip ediyorsunuz biliyoruz ama ev okul yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Çünkü biz ev okulda sizlere reklamsız bir şekilde her gün canlı yayınlar sunma sözü verdik çalışma tablosu hazırlayıp listendekileri yerleştirebilirsiniz. Yani ben diyelim ki şöyle bir çalışma tablosu yaptım buraya. Günleri yazdım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedik. Şimdi burada günler var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar dedik. Burada da dersleri yazabilirsiniz. Türkçe, işte matematik, fizik, kimya, biyoloji. Örnek veriyorum bu tarz bir dersleri yazdık. Tarih, coğrafya da yazmamız lazım. Burada pazartesi yaptıklarınızı ...Türkçeyle alakalı, matematikle alakalı... Fende bir şey yapmadınız diyelim ki, diğerlerini yapmadınız. Yaptıklarınızı yazdığınız bir program olur ilk başta. Ev okul izlemelerinizi, ev adı dersi izlemelerinizi bile yazabilirsiniz. Ben bugün bunu izledim, ben bugün bunu okudum, ben bugün bunu yaptım diye yazarsınız. Gelecek hafta da bu çalışma tablosunu aşmaya çalışırsınız. Daha fazlasını yapmaya çalışırsınız. Bunu yapmaya istiyor musun Tonguç'um? İstiyorum. Harikasın. İstiyorsan zaten başarısız. Çünkü ilk başta istemeniz lazım. İstemiyorsanız aman diyorsanız zaten ben burada ne kadar gayret göstersem de başarısız olurum. Yapılacaklar listene hedeflerini tamamladıkça işaretle. Konu çalışmasını yapacak tikini at. Highlighter ile çizebilirsin. Ama highlighter ile çizmek değil de böyle tik atmak daha iyi. Tamamladıkça daha yüksek bir hedef belirle ve tekrar söylüyorum. Bu haftayı tamamladığın zaman yani ben bu haftada yapacaklarımı yaptım dedim mesela. Ben bugün Pazartesi Türkçe mi çözdüm, matematik mi çözdüm? Gerçek hafta baktığında ya ben geçen hafta Türkçe matematikten zaten iki soru çözmüşüm. O zaman bu hafta daha fazlasını yapabilirdim diyebilirsin. Böyle baktığında bütün hafta önce Türkçe yaptıklarının böyle baktığında da pazartesi günü tüm derslerden yaptıklarını görebilirsin. Yaptıklarını görmek yapacakların için sana bir umut ışığı olacaktır. Ve çalışma ortamını da düzenlemen gerekiyor. Çünkü dağınık bir ortamda hiçbir insanın çalışması gelmez. Ve bizi oyalayan o kadar çok şey var ki. Şimdi Z kuşağının yani sizlerin çok büyük bir avantajı var. Bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. YouTube'dan ücretsiz dersler dinleyebiliyorsunuz. Google'dan her türlü bilgiyi saatlerce kitapların arası araştırmadan ulaşabiliyorsunuz. Bu avantajınız. Ama dezavantajınızı söylersek evladım ne biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Tamam bilmeyebilirsin. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Dezavantajınız şu. Sizi oyalayacak birçok şey var. Instagram, işte Brawl Stars, ne bileyim işte e, WhatsApp'taki gruplar birçok şey sizin zaman kaybettirebiliyor. Dolayısıyla ders çalışacağınız an ortamınızı düzenlemekten kastım masanın düzenlemek. Ayrıca de Telefonunuzu odanın dışına çıkarmak. Sen sınava girerken de telefonu veriyorlar mı Tonguç'un? Hayır hocam. Vermiyorlar. Sınavda annen senin yanına meyve getirip ya evladım hadi biraz da meyveyi diyebiliyor mu? Demiyor hocam. İşte ders çalışma esasında da ders çalışmadan önce her şeyi meyvenizi falan filan her şeyinizi koyacaksınız. Ders çalışma anında artık ne telefonunuz çalabilecek ne gürültü olabilecek ne içeri anne meyve getir. Hayır burası benim çalışma ortamım deyip düzgün bir şekilde sınav ortamına kendinizi alıştırmanız lazım. Şimdi başlamanız lazım. Yani bugünden itibaren harekete geçtiniz geçtiniz. Düzensiz çalışmak ya da düzenli ve verimli çalışmak çok da daha önemli. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Mesela diyelim ki 10 saat çalıştın ama bir düzeniyle çalışırsan ne eder? 10 çarpı 1 10 eder. Ama bir saat çalışın ama 10 verimiyle çalışın bu sefer de 10 eder. Fakat 10 saat çalışıp bir de 10 verimiyle çalışırsan o zaman 100 eder. Dolayısıyla sen düzenli ve verimli çalışırsan çok ciddi başarı elde edebilirsin. Bir de şu da önemli kendine sor ve değerlendirme yap bu çalışma ne kadar verimliydi yani çalıştık ama işte Allah hayırlısını versin şeklinde bir şeyler oldu mu yoksa gerçekten verimli miydi verimli çalışmak da önemli çünkü verimsiz bir şekilde 5 saat çalışana verimli bir şekilde bir saat çalışmak çok daha faydalı ve bu verimli veya verimsiz çalışmanın daha iyi olması için yapabileceğine dikkat zamana dikkat edebilirsin. Yani süreyi yazabilirsin. Mesela eğer 9'da başlayacağım deyip de sonra kalktığın saati yazmıyorsan bu hatalı bir şey. 9'da başlayıp eğer 9.30'da kalkıyorsan veya 9 mesela 9.44'te kalktın. Demek ki sen 44 dakika çalıştın. Yani aman 9'da oturduk işte 10 gibi kalktı. 10 gibi değil. Bir saat çalışmadın. 44 dakika çalıştın. Bu şekilde iki tane 44 dakika toplam bir buçuk saat ediyor esasında. Dolayısıyla çalışın süreyi de tam yazabilirsin. Ve anlayamadıklarını arkadaşlarına ve öğretmenine sormakta senin için çok ciddi bir başarı olacaktır iyi butonundan size çalışmalarınıza yardımcı olabilecek kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdiden hayallerinize giden başarı yolculuğunda kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam.